Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere yine bir çiçek severler videosuyla geldim. Bursa Modanya'dan Nur Sevil Hanım'ın çiçeklerini göreceğiz. Hem balkondaki çiçekleri göreceğiz, hem de iç mekandaki çiçeklerini göreceğiz. Şimdi dikenler tacıyla başladık. Şurada bir tane barı çiçeğimiz var. Şurada aloe vera bitkimiz var ve şurada çingene şalvarımız var. Çok güzel de gelişmişler. Dikenler tacını da gördünüz. Çok güzel çiçeklenmişti. Buradaki sardunyaydı arkadaşlar. Burada da bir sardunyamız var. Bunlar sarkan sakız sardunya türleri. Biraz ışık yönünden dolayı karanlık görünmüş ama bakın bunlar gayet net. Çok güzel de renklere sahip. Mor renk, beyaz renk. Çok güzel de açmışlar maşallah. Şuradakiler de ceylan gözüydü. Ha, bu normal bodur sardunya türümüz. Pembeye beyaz renkli olan türünden. Devam ediyoruz. Sardunyaları ne kadar güzel açmış. Bakın arkadaşlar, hepsi de birbirinden güzel maşallah. Bu arada favorisi sardunya olanımız çoktur. O yüzden sardunya sevenlere gelsin. Hepsinin de farklı farklı renkleri var. Ve birbirinden güzel bir şekilde de açmışlar. Şurada mesela koyu pembesi. Şurada koyu pembe, ortası beyazmış bu arada. Şurada da bordomuz var. Bakın Nur Sevil Hanım da bize şöyle yakından güzellerini gösteriyor. Ellerine emeklerine sağlık Nur Sevil Hanım. Hepsi de çok güzel açmış. Şöyle devam ediyoruz. Burada kauçuk bitkisi var. Kauçuk ağacı dediğimiz tür. Normalde bu salon bitkisi. Ama ılıman yerlerde arkadaşlar, tabii bahçelerde bunlar ağaç oluyorlar. Ağaç gövdeli bitkiler. Gelelim raftaki çiçeklerine. Burada çok güzel bir begonyamız var. Yapraklarının parlaklığına bakar mısınız? Ne kadar sağlıklı ve çok güzel gelişmiş. Ve arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz, hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Bu arada abonelikler ücretsiz. Burada bir tane fittonyamız var. Hostes çiçeğimiz. Yeşile beyaz olan kalanşoğumuz var burada. Burada yine bir hostes fittonya var. Bu da pembeli rengi olan. Çok güzel yaprak formatı var o çiçeğin. Burada Pepe Romeo var. Burada pembe melek kanadı var. Şurada yine bir Pepe Romeo'muz var. Bu da zümrüt dalgası dediğimiz bitkiler. Hem yeşili var hem yeşil beyazı varmış Nur Sevil Hanım'da. Burada bir tane begonyamız var. Rex begonya. Çiçeklerle devam. Burada yılbaşı çiçeğimiz var. Burada da kara sevda çiçeğimiz var. Bu arada rafları falan da çok düzenli. Ne güzel. Böyle örtüler serilmiş. Saksılar çok güzel yerleştirilmiş. Burada bir tane begonyamız var yine. Burada galiba ruj çiçeği bu. Evet. Ruj çiçeğimiz var ama daha çiçeklenmemiş. O da inşallah bol çiçekli olsun. Burada tüylü telgraf var. Bizde prenses de dedikleri telgraf türlerinden bir tanesi. Evet, bu rafı gördük. Şimdi pencere kenarında var. Pencere kenarına doğru şöyle geldik. Burada bir tane kalanşomuz var. Kalanşomuz da tazecik tazecik yeni yapraklar veriyor. Budamış onu galiba. Bu da çok güzel açmış. Saf sarı, civciv sarısı bir rengi var gördüğünüz gibi. Burada turuncu renk açanı var. Burada pembe rengi var. Kalanşoları da çok sağlıklı. Çok güzel bakmış Nur Sevil Hanım. Ellerine emeklerine sağlık. Ben keyifle şu an seslendiriyorum. Sizler de umarım keyifle izliyorsunuzdur. Ve buradaki kalanşo da coşmuş. Çok güzel çiçeklenmiş. Beyaza pembe olandı o. Burada da bir tane pembe var. Aslında o beyaz arkadaşlar. Yanındaki çiçekten etkileniyor. Böyle bir beyaza pembe eprülü bir renk alıyor. Evet, pencere kenarının düzenine bakar mısınız? Hepsi de birbirinden güzel. Şöyle şuraya gelelim. Bakın sukulentleri de var yine burada. Hovartia türü sukulentler de var. Bazı sukulentlerin çiçeği çok güzel değil. Az önce de gördünüz. Burada bir para ağacımız var. Çok da güzel gelişmiş. O da bol çiçekli olsun. Burada yine bir sukulentimiz var. Bunun çiçeği fena değil. Güzel yine. Ama hovartia türlerinin çiçekleri maalesef çok iç açıcı değil. Evet, bu kısmı da gördük arkadaşlar. Size şöyle bakın, etraflıca da Nur Sevil Hanım sağ olsun gösteriyor. Çok da güzel konumlandırmış gördüğünüz gibi. Bu arada çiçekleriniz YouTube'da bir anı olarak kalsın isterseniz yatay bir şekilde böyle sakin sakin videosunu çekip bana gönderebilirsiniz. Geldik başka bir kısma. Burada da kaktüsleri var. Sütun kaktüs bu. Bu taç kaktüsün bir türü. Burada kaynana topuzu var. Bakın tomurcuklar da vermeye başlamış küçük küçük. Kaktüsler güneşleri gördükçe açmaya başlıyorlar artık. Şurada prenses çamı var. Burada bir sukulent vardı. Burada yine bir kaktüs türümüz var. Saksılara da bakar mısınız? Çiçekli çiçek, ne kadar güzel. Burada yine sütun kaktüsler var. Bu sütun kaktüsler de aslında çiçek açıyor ama çok geç açıyor arkadaşlar onlar. Çok iyi geliştikten sonra açıyor. Burada yine farklı kaktüsler var. Şurada da bir tane hovartia türü sukulentimiz var. Evet, bu köşeyi de bakın şöyle size geriden bir güzel gösterdi.
Harika görünüyor hepsi de maşallah. Şöyle bu tarafa doğru geçelim. Bu balkonunda da çok güzel çiçekleri var, kaktüsleri var. Yine sardunyaları, dikenler tacı var. Kaktüsleri de gördüğünüz gibi çok sağlıklı. Tavşan kaktüs de var. Ve şurada yine bir sukulent türümüz var. Bu sukulent türünün de çiçekleri çok güzel arkadaşlar. Şurada yeni dikim, kalanşolar ve çiçek açmışlar gördüğünüz gibi. Burada yine bir kalanşomuz var. Kalanşolarla devam ediyoruz. Aa, ben bu saksıları görmüştüm. Çiçek evinde görmüştüm. Piyano saksı diye geçiyordu ve çok beğenmiştim. Çiçekler de çok yakışmış bu saksılara. Ay, dikenler tacına bakın, milli çiçeği. Bu arkadaşlar yerli milli. Çok güzel açıyor. Yaz kış sizi çiçeksiz bırakmıyor. Tavsiye ederim. Şu an pembe renk, güneşi görünce kızarıyor. Buradaki de arkadaşlar kufeya bitkisi. Bahçelerde de büyüyebiliyor, dış mekan. Burada Cezayir menekşesi var. Ebruli renkli. Burada bir sepette dikenler tacımız var. Sepet de çok güzelmiş. Ve devam edelim. Bakalım başka neler var. Burada bir tane buz çiçeği var. Bu çiçeği sarkan, çok sevdiğim dayanıklı türlerden bir tane, sukulent türü aslında ve çok güzel de çiçeklenmiş. Burada zebra, telgraf var. Şöyle devam ediyoruz. Burada yine bir sukulentimiz var. Arkasında da arkadaşlar kılçık atlas dediğimiz atlas türümüz var. Ve geldik sardunyasına. Kıpkırmızı açmış bir sardunyamız var. Burada da kaynana topuzu dediğimiz kaktüs var ve başı tomurcuk dolu. Bol çiçekli olsun inşallah. Burada yine buz çiçeklerimiz var. Bakalım devam edelim. Ha, şöyle geri plandan size toplu bir şekilde gösteriyor gene Nur Sevil Hanım. Tane tane ne kadar güzel çekmiş değil mi? Bakın burada da yakut çiçeğimiz var. Yakutumuz da gayet güzel, sağlıklı durumdalar. Şöyle geldik sukulent çeşitlerine. Kaktüs ve sukulentleri böyle bir araya dikmiş Nur Sevil Hanım. Çok güzel olmuş. Böyle aranjmanları da çok beğeniyorum. Çok da güzel yapıyorsunuz arkadaşlar. Nursevil Hanım da sağ olsun çevirerek size tane tane gösteriyor. Bakın burada da yine birkaç çeşidi bir araya dikmiş. Hem kaktüs hem sukulent hepsi bir arada. Hatta prenses çamı vardı yanında da. Şuraya gelelim. Burada da ceylan gözü sardunyalarımız var. Bunlar da çiçeklenmeye devam ediyor. Sardunyaları da çok güzel. Sardunya çeşitleri de çok, zaten balkonların sardunyalar vazgeçilmezi, çok yakışıyor. Ve sukulentler, sukulentlerin de böyle aranjman oluşu çok güzel. Hepsi bir arada, bir de büyüdüklerinde farklı bir görsel oluşturuyorlar. Bunu galiba daha yeni dikmiş. Şöyle devam ediyoruz. Bakın yine sardunyalarımıza geldik. Sakız sardunya da var, bodur sardunya da var, boylu sardunyasını da gördüm. Ceylan gözü sardunyası da var. Sardunyanın her türünden almış Nur Sevil Hanım ve büyütmüş. Çok da güzel bakmış doğrusu ve balkonunu şöyle size komple bir şekilde de gösterdi. Gelelim iç mekandaki çiçeklerine. Burada pila bitkimiz var. Çok güzel de gelişmiş. Şurada bir tane kalatya dua çiçeğimiz var. Bu dua çiçeği çok dayanıklı bir tür. Ve buradaki de dua çiçeği arkadaşlar. O da çok güzel yaprak formatına sahip. Ve burada da birkaç tane yine salon bitkimiz var. Şuradaki deve tabanı dediğimiz monstera bitkisi. Çok güzel, çok tatlı bir köşe olmuş burası da. Şöyle devam edelim bakalım hangi bitkilerimiz var daha. Oo, burada çok güzel açmış orkidelerimiz var. Beyaz renk, pembe renk, koyu pembe, açık pembe, sarı tonlarında. Ve hepsinin de başı çiçek dolu arkadaşlar. Yeni çiçek dalları da vermeye başlamış aslında. Şöyle bakın bize de yakından gösterdi Nur Sevil Hanım. Şöyle etraflıca da gösteriyor. Bakın şu da minyatür orkide dediğimiz orkide türü. Hepsini de çok beğendim. Ellerine, emeklerine sağlık Nur Sevil Hanım'ın. Şu tarafa doğru gelelim. Yine burada salon bitkilerimiz var. Bu şeflera dediğimiz bitkimiz. Şurada bir tane difenbahyamız var. Ve şurada kraton var. Sol taraftaki kraton bitkisi bu da arkadaşlar. Salonlarımızı süsleyecek çok dayanıklı türlerden bir tanesi kratonlar. Burada da bir tane barış çiçeğimiz var. Galiba bu da tomurcukta. Burada da bir tane yuka mıydı bu acaba? Yuka çiçeği olabilir. Şurada da fil kulağı dediğimiz bitkimiz var. Burası da çok güzel bir köşe olmuş yine. Evet, salonuna devam ediyoruz. Daha bakalım neler var. Saksılarda, pencere kenarında da yine salonunda çiçekleri var. Para ağacıydı o.
Buradaki arkadaşlar kuşkonmaz bitkisi. Şurada kaktüsümüz var. Şurada leş kaktüsümüz var ama videonun sonlarına doğru gelmeye başladık. Siz izlerken ben kısa bir konuşma yapmak istiyorum size. Şuradaki de antoryum arkadaşlar. Küçücük ama bakın çiçek açmış. Videomu buraya kadar izlediyseniz öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abonelikler ücretsiz. Ve bu video için de Nur Sevilli Hanım'a tekrar teşekkür ederim. Ellerine, emeklerine sağlık. Ben keyifle seslendirdim. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Ve sizlerin de videolarını bekliyorum arkadaşlar. Bu arada video göndermek isteyen kişiler için söylüyorum. Yatay çekmeniz lazım. Telefonu dikey tutmuyoruz. Yatay parça parça çekebilirsiniz. Ben zaten birleştiriyorum, editini yapıyorum, seslendirmesini yapıyorum. Ondan sonra yayınlıyorum. Yani videoda ses çıktı kaygısı da yaşamayın arkadaşlar. Çünkü ben sesleri zaten değiştiriyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla böyle sakin sakin yatay bir şekilde çekip bana gönderebilirsiniz. Evet, bu arada Nur Sevil Hanım'ın çiçeklerinin çeşidi çok gördüğünüz gibi. Bu da bir kalatya dua çeşidiydi. Şurada bir menekşemiz var. Çok çeşitli çiçekler büyütüyor. Nur Sevil Hanım'ın da ellerine, emeklerine sağlık. Çünkü bu kadar çiçeği büyütmek gerçekten yürek ister. Yüreğine de sağlık Nur Sevil Hanımcığım. Bu video için tekrar sana teşekkür ediyorum. Ve sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Sizler de böyle sağlıklı çiçekler büyütün inşallah. Sevgiler.